Metrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir ırkı inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Burada amaç ırkçılık değil, analiz etmek. Yani bir gördüğüm şeyleri bahsedeceğim. Yani bu ülkedeki Kürt ırkını inceleyeceğiz. Yani bu ırkı ben biraz anlamam lazım. Yani birazcık çözemedim. Bir garip bir ırk topluluğu. Yani bu videoda biraz inceleyelim. Ondan sonra beni demek istediğimi anlayacaksınız. Bir ortama girersiniz. Bir ortamda insanlarla oturursunuz ve bir ortamda konuşulan dil Türkçedir ve Türkçe anlaşırsınız. Kürtlerle mesela ben bir ortama oturmuştum. Açıkçası başka memleketten ya da başka diğer memleketten, yani Kürtlerin bulunduğu bölgeden olan insanlarda bir ortak dil var. Kürtçe ve Sazaca. Bu dilin ortak noktasında insanlar ortam içine giriyorsun. Kendi aralarında kendi dillerini konuşuyorlar. Sen Türksün ve Türkçe konuşuyorsun ve anlamıyorsun ve sana bunu kazık atarak yapıyorlar bazıları, ki benim başıma geldi. İşte bu insanlara ben anlam veremiyorum. Lan ortam zaten insanlarla kaynıyor. Biraz ana dilimiz olanınızı konuşuyorsunuz. Tamam, bir şey demiyorum da anlamayan insanlarla biraz Türkçe konuşun. Yani Türkçe konuşmuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Garip bir diliniz var. Ben bile anlamıyorum. Ne, nasıl konuşuyorlar belli bile değil. Ortamda insan yabancılaşıyor. Bu yabancılaşmak da çok sinir bozucu olmaya başlıyor. Yani bir dilleri var, böyle bir dili var. Ortamları bir garip. Kürtlerin bir de para toplama sistemini bir çözemedim ben. Hani mesela siz evlisiniz, akrabalarınız var, Kürt akrabalarınız. Para toplama sistemleri bir garip. Ben bir şey göstereyim. Bak, ekrana koyayım görseli. Bu görseli birebir yapıyorlar ve benim başıma da geldi. Bir garip bir şey ve tuhafıma gitmiştim. Bu nasıl bir para sistemi, toplama sistemi dedim. Yani Kürt ailesinin topladığı parayla akrabalarının topladığı Kürt aile paralarını ortak merkeze topluyorlar. Bunları eşit dağıtıyorlar. Durumunuz ekonomisi yoksa size hibe ediyorlar falan. Böyle bir sistem kurmuşlar. Bir garibim geldi. Allah Allah, Türklerde böyle bir kavram yok. Mesela Türklerde şöyle bir sistem var. Aile ya da birey kendi kazandığı parayı kendi yer. Başkasına vermez. Böyle ortak bir akraba parası toplamaz. Yani bu Kürtlerde böyle bir sistem var. Ben, bana tuhaf gelmişti. Bu nasıl bir sistem? Para sana ait. Sen kazandın, sen emek sarf ettin. O para sana ait. Ama akrabalarına niye işin içine sokuyorsun? Ben onu anlamıştım. Ve saçma geliyor. Kürtlerin evlerine ben baktım da bir garip bir ev sistemleri var. Bazılarında hepsinde yapmalar. Mesela 4 artı 1 eviniz var. Bu 4 artı 1 evin içine bir oda daha koyuyorlar. 4 artı 2 oluyor. Ama bu bir salon gibi düşün. Ama koridor gibi. Bir koridor gibi bir şey yapmışlar. Burada genelde bu sıra geceleri falan yapıyor bunların bazıları. Böyle bir ırkların olduğu kısım bu Kürtlerin. Ben bakıyorum, koridor gibi bir oda var. Açıkçası diyorum, bu nasıl bir yerine? Bildiğimiz oda neymiş? Erkekler ayrı oturuyormuş. Kadınlar ayrı bir yerde oturuyormuş. İşte kadın erkek birbirini görmesin. Böyle bir namahrem sistemi kurmuşlar. Bir garip bir sistem. Açıkçası bir tuhafım. Güneydoğu'da bunu çok yapıyorlar. İstanbul'da ya da Ankara'da bunu göremez. Çünkü İstanbul, Ankara'nın apartman sistemleri sabittir. Öyle fazladan oda yapmak ya da fazladan şöyle şekil tasarım yapmaya izin vermezler. Bazı Kürtlerin evlerindeki renk seçim biraz çok benim tuhafıma gidiyor. Mesela televizyonda falan görmüştüm, böyle pembe, turkuaz, mavi, pembe. Yani insanın bu renkleri seçmesi biraz garip geliyor açıkçası. İğrenç duruyor. Hani renkler vardır, hani gri vardır, kahverengi vardır, sarı vardır. Bazıları gidip en çok pembe, turkuaz, pembe, mavi. Bu renkleri tercih ediyorlar evlerinde, oturma gruplarında. Ne iğrenç diyorum. Nasıl bir tuhaf renk ya. Biraz başka renk seçiminiz yok mu? Hepiniz aynı şekilde mi alıyorsunuz? Ama bunu hepsi yapmıyor. Bazıları yapıyor. Hep görmüştüm. Telefonda da görmüştüm. Onların evlerine gitmiştim. Hepsinde aynı böyle tip renk seçimleri var. Yani farklılık yok. Farkındalık yok. Bir sürü renk seçenekleri var. Turkuazdan tut, mavi, sarı, mor, yeşil, her şekilde var. İnsanlar farklılıkla açık değil bu ırk tarafında. Size bir olay bahsedeyim. Bundan birkaç yıl önce bahsetmiştim. Bu bahsetmedim, aslında görmüştüm. İnternette, Instagram'da bir tane Kürt güvenlik görevlisi Türk kıza evlilik teklifinde bulunuyor ama Kürt olduğu için reddediliyor. Yani ikinci sınıf vatandaş muameleye göre. Açıkçası çok kötü bir şey de bir tarafta, ama şunu da çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü Kürt ırkının bir kısmında maalesef terör örgütleriyle bağlantılı ilişkileri olan insanlar var. Yani onlarla bizim bir mesafemiz var. Diyoruz ki bunlar niye böyleler? Niye terör örgütler? Niye bölmek istiyor? Niye parçalamak istiyorlar falan filan vesaire vesaire. İşte onun görselini görüyorsunuz zaten. Açıkçası bununla ilgili bir şey görsel koyayım. Yani ırksal evlilik nasıl olur? Nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi ırksal evlilikle ilgili şunlar soruyor. Neredesin? Anne baban nerede? Siyasi görüşünde, mesleğine, eğitim düzeyinde, gelirin nasıl vesaire vesaire şeyler. Genellikle burada önemli olan memleket. Irk olan bu memleket. Siz karşı tarafa soruyorsunuz, neredesin? Ankaralıyım. Ama şunu da sorman gerekiyor. Annem baban nereli? Bunu sorduğunda otomatik bir ırkını öğrenebiliyorsun. Yani bu bir taktiktir. Bir ırk öğrenmek için en iyi kibarca taktik budur. Ama insanlar bunu iyi yapması gerekiyor. Bir de Güneydoğu'da evlilik sistemleri var. Yani bu evlilik sistemleri biraz saçma giriyor açıkçası. Aşiret evlilikleri var. Böyle görüyorsun, ortamlara bakıyorsun. Böyle kadınlara kilolarca altın takıyorlar. Dolar fışkırtıyorlar böyle fır 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 fır. Garip bir sistemleri var açıkçası. Ben onlara bakıyorum da bunu niye yapıyor? Aşiret, çok paranız var, çok şeyiniz var. Gösteriş yapıyorsun, sadavat yapıyorsun ama niye yapıyorsun?
Öyle yapacağını gidip onun kasasına koysan, yatırsan banka hesabını, bitti gitti. Yani modern onlar açıkçası. Böyle koluna tonlarca altın takıp kadın ayakta zor yürüyor. Erkek ise dolarlarla yüzünü şey olmuş şekilde gezmesi biraz saçma geliyor açıkçası. Modernleşemeyen bir ırkın modernleşmek istememesi gibi bir şey. Kürtlerin bir de şeyini bahsedeceğim, yemeklerinden bahsedeceğim. Açıkçası bunların yemekleri çok güzel. Özellikle hep et tüketiyorlar. Et tüketime odaklı yemek yaptıkları için, yani et yemek, et yemek. Hani diyorsun ki sadece et mi yiyorsunuz, sebze tüketmiyor musunuz? Hani yeşillik, sebze, meyve falan vesaire, bunları da tüketmeleri gerekiyor. Yani bakıyorum ben, en çok ete odaklanıyor. Yani et yemekleri, patlıcan dolması, kebaplar, pideler, lavaşlar vesaire 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 şeyler. Ama yemekler de çok güzeller. Ama sebze tüketimine yatırım yapmıyorlar kendilerine. Ya açıkçası ben bir toplu taşımaya binmiştim böyle metrobüse falan. Böyle dıştan baktığımda adamın Kürt olduğunu anlayabiliyorum. Yani onun anatomisi, yani yüz anatomisini ben anlarım. Yani esmerlikten değil de burun yapısı, çene yapısını anlarım yani. Adam tutacağı bir tutuyor. Koltuk altı bir çıkıyor ortaya, var ya açıkçası. Yediği kebap kokusu, o keskin koku affedin midemi kaldırıyor. Diyorum ki tamam et tüketebilirsin ama duşunu al, deodorant kullan. Deodorant kullanamıyorsan şu jel deodorantlar var, hani sürüyorsun böyle krem gibi bir şey. Onu kullan, mis gibi gez, insana da rahatsız etme yani. Bazıları böyle maalesef. Sadece Kürtler yapmıyor, diğer ırklar da yapabiliyor ama sonuç olarak yıkanmak, temizlenmek, temiz gezmek güzel bir şey. Sabun diye bir şey var, şampuan diye bir şey var. Bunların bir de köy düğünleri var. Ben şu köy düğünleri bir tuhafıma gidiyor. Aşırı kalabalık bir düğün yapıyorlar. Hani düğünlerinde bir aşırı halay, aşırı toplu böyle 30, 40, 50, 100, 150 kişi insan. Bir de bunların çoğunun akraba evliliğinde olduğunu da çok iyi biliyorum. Özellikle Güneydoğu'da kız çocuklarını evlendirmiyorlar. Küçük yaşta kocaya gönderiyorlar. İşte okula göndermiyorlar vesaire işte. Yani bunların çok evlilik yapmasının temel sebebi akraba ilişkiler. Yani yabancı aile akrabasının içine sokmuyor. Yani bir Türk'le evlenmesi falan yapmıyor. Genelde hep böyle akrabaları bağlantı, yani sakat çocuk, işte genetiği bozuk, kalp hastası, işte vesaire şeker hastası, işte gözü kaşı yamuk yumuk, işte engelli doğması vesaire vesaire. Yani genelde hep akraba bağları çok yaygın bunlarda. Çok kalabalık düğünler yapıyorlar, aşırı halay çekiyor, aşırı bu lili sesler çıkarıyorlar. Ben bakıyorum niye böyle akraba evliliğini böyle sık yapıyorlar, neden kız çocuklarını okula göndermiyorlar? Kız çocuklarını sadece dışlanmış bir üreme organı olarak mı düşünüyorlar? Ki öyle zaten. Yani kız çocuğu doğdu, erkek çocuğu doğmadı, soy ağacım devam etmiyormuş, yok işte bunlar başkalarının üremesi için yarıyormuş falan filan vesaire vesaire. Yani açıkçası şu, doğunun sistemi maalesef eğitim düzeyi düşük olduğu için doğuda yaşayanların, batıda yaşayanlar ise kendini geliştirip çabalayıp yani yeni şeylerle dünyanın öbür ucundaki insanı görüp, bu ülkedeki insanı görüp düşünerek yaşadığı için, yani bir ırkın kendini geliştirmesi gereken nedense daha çok serseri olmayı tercih ediyorlar. Sokakta sigara içen, saçları böyle kısa kestiren, üstünde bir eşortman, altında bir eşortman, elinde bir tane sigara, uyuşturucu, genel eve gidelim falan filan diyen tiplerle dolu. Şimdi de bir tane şeyi ele alalım. Kürt erkeklerin yapı taşını, bir de kadınların yapı taşını ele alalım. Yani benim onları gördüğümde anlayabilirim. Yani kıyafet giyim tarzından, saç stilinden, vücudundaki istenmeyen tüylerden, yani bunların nasıl bir olduğunu yani kafamda tahmin edebiliyorum. Ha, bu onlara benziyor diyorum. Ha, tamam anladım diyorum. İşte bunların neden istenmeyen tüylerini birazcık epilasyon yaptırmaya gitmiyorlar? Yani soğuk lazer, işte normal lazer epilasyon var. Hani gidip yaptırırsa parası kolay. Hani sırt tüylerini olsun, kollarını olsun, bacak tüyleri falan vesaire aldıracaksın yani. Hadi temiz gezeceksin dışarıda. Açıkçası bir kaş var affedersin, böyle sanki martıdan daha uzaya gidiyormuş gibi. Hani neyse, boşver bu detaya girmeyeceğim de. Bunu şunu anlatmak istiyorum. Bu insanlar, bu ülkede yaşayan iyisi de var, kötüsü de var. Eğrisi de var, doğrusu da var. Öyle de var, böyle de var. Yani insanlar dediğim şey dış görünüşe göre değil. Beyni çalışıyor mu? Kendini geliştiriyor mu? Yeni dünyaya adapte olabiliyor mu? O önemli. Başka da bir şey değil. Bir de bunların bir de dil sistemi var. Yani W, X, Q, bir de şapkalı harf. Yani böyle bir dil sistemleri. Yani bizim 29 harften oluşan Türk dil alfabesi var ya, onun biraz daha arttırılmış hani düşün. Yani onların bir sistemi çok farklı. Yani ekranda görüyorum böyle, bunlara TRT Kürdistan mesela bakıyorum. Bazı kelimelerde Türkçe kelimeler falan söylüyorlar. Bazılarında genelde bir Arapçalık da var. Bazı kelimelerde bir değişik bir dinden bahsediyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Böyle bakıyorum ben, ne anlatmaya çalışıyor, ne gösteriyor böyle. İşte Türkçe kelime duyuyorum, Arapça kelime duyuyorum. Bir de onların kendini duyuyorum. Bir de arada bir dedikleri, o zaza mı dedi nedir? Anlamadım bir değil. Ondan bahsediyorlar. Diyorum ki nasıl çocuk biliyorum, anlamadım gitti. Yani bir değişik gelebiliyor bazen. Ama dillerinde bir sıkıntı falan yok. Yani kendi ana dilleri, kendi köklerini öğrendikçe. Mesela bunları nasıl öğrenir biliyor musunuz? Böyle anne babaları bunlara öğretiyor. Mesela biz ana çocukları okula gönderirsen Türkçe dili öğretiriz. Yani bunlar öyle yapmıyor. Bunlar ne yapıyorlar? Hem Türkçe öğreniyorlar, hem akraba, aile içinde de
küçük yaşta öğretmeye başlıyor kendi ana dillerini. Çocuk da bunu öğrenmeye çalışıyor işte. Şu, 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 şunun adı şu, şunun adı şu, şu, şu vesaire vesaire. Yani kendi kültürel yapılarını çökertmiyorlar. Bir taraftan da güzel bir şey. Ama sen bir Türk'le konuşurken, Kürtçe konuşursan biz nasıl diyalog kuracağız? Mesela ben bir askere gitmiştim. Askerle bir yaşıma gelmiştim. Yani komutan vardı böyle. Oturuyordu en önde. Diyordu ki yemek çöpe atıyorduk. Yemekleri falan böyle şeylerin, tabyalardan. Orada adamlar kendi aralarında Kürtçe konuşuyordu. Diyordu ki Türkçe konuşacaksın. Ne demek istediğini anlamıyoruz. Türkçe konuşacaksın diye bağırıyordu. Sonra bir susuyordu. Hiç ses çıkartmıyordu. Ben de hep diyordum. Bu Kürtler kendi ana dillerini konuşup aramızdaki, mesela siz ikiniz anlamıyorsunuz, arada üçüncü bir kişi geliyor, Türk geliyor, aranızda o kişi küfür ediyorsa ama siz hiç anlamıyor. Ki benim başıma geldi bu. Adamlar böyle kendilerini böyle şey sanıyorlar ya, hani böyle dilimiz var, anlamıyor zaten. İstediğimiz zaman küfür ederiz, istediğimiz zaman şey, lafı sokarız vesaire vesaire diyen tipler de var. Bunu hepsi yapmıyor, bazıları yapıyor. Keşke yapmasalar. Keşke böyle şeyler olmasa bu ülkede. Biraz anlayışlı insanlar olsa, ki çoğu da anlayışlı insan değil, kaliteli insanlar da, kendilerini geliştirmeyen insanlarla dolu bu ülke. Bu sadece Kürt ırkı değil, diğer ırklar da içinde geçerli. Bir de şundan bahsedeyim. Kültür farklılığından bahsedelim lazım. Kültür farklı, yani ülkenin batısındaki kültürü bilir misiniz? Hani ülkenin batısındaki kültürden şöyle bahsedeyim. Ülkenin batısında çeşitlilik vardır. Tek değildir yani. Farklı. Mesela Ege'ye gidersin, İzmirli tarafını görürsün. Çanakkale'ye gidersin, orada da Ege tarafını görürsün. Trakya'ya gidersin, yani Balkanlar tarafına, orada göçmenleri görürsün. İşte Anadolu'nun iç kısmına gidersin, işte Yörüklerin bir kısmını görürsün, işte Karadeniz tarafına gidersin, orada farklı kültür görürsün, işte vesaire vesaire. Ama doğuya gidiyorsun, şöyle bir sorun var. Doğuya gidiyorsun, doğuda bir tek tip kültür görüyorsun. Yani Araplar falan var, onlar hariç, onlar ayrı tutun, onlar azıcık göçmenlik kısmından giriyor. Yani mesela sınırlar sizinince, hani Hatay bölgesi, Gaziantep bölgesinde vesaire, orada da Araplar falan var. Neyse, genelinden bahsediyorum. Gidiyorsun oraya, doğuya, tek tip kültür, tek tip bir dil, işte tek tip bir yaşam tarzı, tek tip bir kültürel o sistem görüyorsun. Yani diyorsun ki bizimkilerde böyle bir şey, bizde çeşitlilik var, onlarda bir tek tiplik var. Bu tek tiplik niye öyle oluyor? Niye kültür farklı oluşuyor? Mesela onların giyiniş tarzında da farklılıklar var. Yemeklerinde farklılıklar var. Ama ortak noktaları çok fazla. Ama Batı'da öyle değil. Batı'da mesela farklılık var. İşte Ege farklı, Karadeniz farklı, İç Anadolu farklı, Balkanlar tarafı, Trakya tarafı farklı, İstanbul tarafı farklı, işte Marmara bölgesi farklı, işte Akdeniz bölgesi farklı vesaire. Yani çeşitlilik bir tek tipe indirilmiş orada. Yemekler vesaire, kıyafetlerden bahsetmiyorum. Sadece kültürel yapıdan bahsediyorum. Bu ülkede bir en çok ne sorun var biliyor musun? Köy endüstrilerinin kapatılması en çok büyük yara yapıyor bu ülkeye. Maalesef Güneydoğu'daki köy endüstrilerinin kapatılmasıyla o doğunun eğitim düzeyiyle batının eğitim düzeyi, yani ülkeyi ikiye bölersek, batınınki yükselirken, doğununki yerlerde serinirken neden arttırılmaz? Neden Kürtler eğitim düzeylerini arttırmaz? Neden Kürtler modern dünyayı yakından takip etmez? Neden Kürtler kazandıkları paraları kendi cebinde yemektense genel olarak akrabalarla birlikte toptan para içine alıp yerler? Ben hiç anlamış değilim. Bunları niye yapıyorsun? Sen kazanıyorsun, sen emek sarf ediyorsun. Başkası kazanmıyor ki. O seni ilgilendirmez. Paranı alacaksın, çekeceksin, gideceksin, yiyeceksin, içeceksin, köşeye döneceksin. Bitti gitti. Ama kültürel yapıda, yani böyle daraltılmış bir alanda değil de geliştirilmiş bir alanda olması gerekiyor. Yani Güneydoğu'ya gidersin, İç Anadolu'ya gidersin, Batı'ya gidersin. Hani misafirperverlik anlamında iyi insanlar, hani bir sıkıntı yok. Kürt olsun, Türk olsun, Arap olsun, Çerkes olsun vesaire, bunlar değil. Yani misafirperverlikte sıkıntı, yani yabancıya iyi karşılıyorlar, işte turist olsun, yerli turist olsun. Yani ülkenin batısına doğuya gittin, doğudakiler senin Kürt olmadığını anlıyorlar, sana yardım ediyorlar falan vesaire. Bazı yerine gidiyorsun, affedersin, terör örgütleri olduğu yerlere gidiyorsun. Bazı yerlere gidiyorsun, sıkıntılı bölgeler oluyor mesela. İşte Türk'ü var, Kürt'ü var, işte terör örgütleriyle bağlantılı olanı var, terör örgütleriyle bağlantılı olmayanları var. Ülkesini seven, barış içinde yaşamak isteyenler var vesaire vesaire. Yani ortaya karışık bir ülke yani burası. Yani ben anlatayım şu şu. Bir insan kendini geliştiriyorsa geliştirsin. Çaba sarf etsin. Para kazanıyor musun? Evini değiştir. Para mı kazanıyorsun? Kıyafetini değiştir. Para mı kazanıyorsun? Çocuğunu iyi okut. Para mı kazanıyorsun? Kendini iyi yerlerde takip et. Yeni insanlarla tanış. Kendini geliştir. İnsanlara bak. Etrafa bak. Bu insanlar niye kendini geliştiriyor? Niye modernleşiyorlar? Biz niye kendimizi kalkındırmıyoruz? Her zaman kendini sorgula. Sorgula, sorgula, sorgula. Eleştir, eleştir, eleştir. Bu otomatikmen senin beynini çalıştıracak ve beyin çalışınca ne olacak otomatikmen? Gerçek hayatın gerçek yüzleriyle karşı karşıya kalacaksın. Yani size gösteren küçük dünyadaki kandırılmış dünya değil de geniş dünyanın gerçek acı yüzünü göreceksin. Maalesef insanlar bunlara bakacak dünyada. Bu sadece Kürtler olarak anlamıyorum. Genel bir sorun zaten eğitim düzeyi, yaşam tarzı, gelir kaybı, vergi eşitsizliği, sınıf ayrımı, işte ikinci sınıf vatandaş muamelesi görme vesaire vesaire şeyler. Yani açıkçası bu videonun artık sonuna geldik. Ben burada ırkçılık yapmıyorum. Benim amacım gözlem yaptığım bir Kürt ırkını inceledim ve gördüğüm şeyi neden böyle yapıyorlar diye kendi kendime sordum. Ve neden kendilerini geliştirmiyorlar. Yani açıkçası şu.
bir ırkçılık söz konusu değil, bir analiz söz konusu. Yani videonun başında size gösterdiğim gibi bir uyarı yazısı var. O uyarı yazısında ne yazıyorsa odur. Sen bunu ırkçılık olarak algılıyorsan o senin dar kafalı ve küçük düşünce yapına bahsedilir. Yani sokak kültüründe yaşadıysan orada yaşa. Ben sokak kültüründe yaşamadım, ben kendimi geliştiriyorum. İnsanları iyi analiz ederim, insanlara bir bakarım. Tavırlarını, hareketlerini, konuşma tarzını, kimler arkadaş ortam kurduğunu iyice analiz ederim, beynime kodlarım. Derim ki bu sıkıntılı, bu sıkıntılı değil, tamam derim, biter. Yani şunu söyleyeyim, burada bir ırkçılık söz konusu değil, bir analiz söz konusudur. Artık videonun sonuna geldik. Yani videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeter ki kanal büyüsün, eleştirel yapıyı sevenleri bekleriz. Başka videoda görüşmek üzere. Thank you.